her köşesine yayma zamanı. Sayın Genel Başkanım, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizde bunu mutlaka başaracağız. 14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi adalet olmadan kalkınma olmaz diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep birlikte inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işçiler ölmeyecek, hiç kimse şu ya da bu nedenle eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak. Ülkenin her karış toprağına, havasına, suyuna, ruhuna şu üç kelimeyi nakşedeceğiz. Hak, hukuk, adalet. Sevgili İzmirliler, dünyanın en bereketli topraklarında hiç hak etmediğimiz bu yoksulluğu bitireceğiz. Çünkü o gün haramilerin düzeni yerle yeksan olacak. Bu ülkenin kaynaklarını gerçek sahiplerine, yani halka geri vereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra umutları ve hayalleri olan bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Sadece hırsızlarla ve haramilerle aramızda bir kırmızı çizgi olacak. 14 Mayıs ortak geleceğimizin adını koyacağımız bir seçim olacak. Bu seçimde refah ve yoksulluk arasında bir tercih yapacağız. 14 Mayıs'ta sadece güçlünün haklı olduğu bir düzeni terk edeceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. 14 Mayıs'ta tek adam rejimini geride bırakacağız ve demokrasiyi seçeceğiz. 14 Mayıs Cumhuriyet'in demokrasi, adalet, refah ve özgürlüklerle taçlandığı gün olarak tarihe geçecek. O gün yaşam hakkının her şeyin üstünde olduğu özgür bir Türkiye kuracağız. O gün içimizdeki Börklüce Mustafa'lar, o gün Yörük Ali Efe'ler, o gün Yunuslar, Nene Hatunlar, Hasan Tahsinler ve o gün içimizdeki Mustafa Kemaller yeniden şahlanacak. O gün gülümsemeyi unutan, eğlencesi, neşesi, hayalleri, umutları çalınan 2023 kuşağı gençler büyük dönüşümün lokomotifi olacaklar. Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs yeniden kurtuluşun ve kuruluşun günüdür. O gün cepheye yalın ayak cephane taşıyan Anadolu kadınlarına ve kahraman atalarımıza duyduğumuz ahde vefanın günüdür. O gün çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağımız gündür. 14 Mayıs tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi zalimlerin değil mazlumların zaferi olarak tarihe geçecek. Sevgili İzmirliler, çok yakında kimsenin başını öne eğmediği bir ülkede yaşamaya başlayacağız. Yeni yüzyılın seçiminden yeni bir kemal çıkartacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Ve kardeşlerim, gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa bu seçimi kazanacağız. Bu ülkede bir şey değişecek, her şey değişecek. Kalın sağlıcakla canlarım.